Müslümanların birlikte cemaat olarak yaşaması suç örgütü kurmak demek değildir. İslam dini bireysel olarak değil, cemaat olarak yaşanan bir dindir. Müslümanların birlikte yaşayıp ibadet etmeleri, İslam'ın hükümlerini hep birlikte yerine getirmeleri, yani cemaat olmaları Kur'an'ın emridir. Bazı çevrelerin yansıtmaya çalıştığı gibi illegal bir faaliyet değildir. Dağılıp ayrılmak, dinin tek başına da yaşanabileceğini savunmak ise haramdır. Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyurur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hep birlikte cemi'an, Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılıp, parçalanıp bölünmeyin. Müslüman bir topluluğu potansiyel suç örgütü gibi lanse etmek, Deccaliyet'in İslam'ı yeryüzünden silme projesinin önemli bir basamağıdır. Son dönemde İngilizlerin devletinin önemli isimlerinden George Soros'un açık toplum fikrini yaymaya başlaması, cemaatler incelensin, şeffaflaşsın söylemleri hep bu projenin parçasıdır. Bir tarafta birlikte yaşayıp Kur'an'ın hükümlerini en güzel, eksiksiz biçimde yerine getirebilmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için bir araya gelmiş, saf, tertemiz Müslümanlar, amaçları belli, faaliyetleri belli, herkesin gözü önünde ortadalar. Diğer tarafta ise Müslüman cemaatlerle taban tabana zıt suç örgütleri. Açıktır ki bir suç örgütü kanun dışı eylemler yoluyla haksız çıkar elde etmeyi amaçlayan illegal bir topluluktur. Suç örgütünün teşhisi ve tespiti çok kolaydır. Zorla suçlu gösterilmesi için basının organize olarak sahte suçlar uydurmasına, aylarca yaygara koparmasına, karalama kampanyaları yürütmesine, boş dava dosyalarını doldurabilmek için iftiralar atmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü zaten ortada sabıkalı kriminal kişiler, işlenmiş somut suçlar vardır. Müslüman cemaat ve gruplar ise suç örgütü olmak şöyle dursun. Her türlü suça, ahlaksızlığa, haksızlığa tümüyle karşı. Gayrimeşru, gayrikanuni her türlü eylemin, düşüncenin karşısında manevi bir set oluşturan mübarek topluluklardır. Dolayısıyla Müslüman cemaat ve toplulukları Allah rızası için bir arada yaşayan, ibadet eden Müslümanları örgüt olarak tanımlamak çok büyük bir vicdansızlık ve insafsızlıktır. Tarihin yazacağı bir kanunsuzluk ve hukuksuzluktur.